Hoş geldiniz kanalıma. Sevgili öğrenciler, bu videomda 7. sınıf Türkçe dersi paragrafta anlam konulu soru çözümü yapacağım. Hemen başlayalım. Birinci soru, parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bir milletin varlığı o milletin yetiştireceği genç nesillere bağlıdır. Kültürünü bilmeyen nesillere, gençlere sahip milletlerin geleceği tehlike altındadır. Genç nesillerin kültürel değerlerini tanıması çok önemlidir. Kültürün değişken bir yapıya sahip olması genç nesilleri duyarsızlaştırır. Bir milleti ayakta tutan da yok olmasına neden olan da o milletin genç nesilleridir. Evet, bu durumda ben A seçeneğini çıkarmış oluyorum. Bir milletin varlığı, yaşaması ya da yok olması o milletin yetiştireceği genç nesillere bağlı imiş arkadaşlar. Artımızı atalım. Şimdi bir milletin gençliği gelenek ve göreneklerinden uzak, diline, tarihine, kültürüne yabancı bir şekilde yetiştirilirse o zaman o millet kendi geleceğini kendi elleriyle karartıyor, kendi yok oluşunu hazırlıyor demektir. Bakın, B seçeneği az önce okuduğum cümlelerden çıkıyor. Kültürünü bilmeyen nesillere, gençlere sahip milletlerin geleceği tehlike altındadır. Evet, o milletler yok olur demek istiyor yazar. Artımızı atalım. Onun içindir ki bugünkü genç nesillerin kültürel değerlerimizi tanıyıp bilmesi, öğrenmesi hayati derecede önem arz etmektedir. Bakın, C seçeneği az önce okuduğum cümleden çıkıyor. Genç nesillerin kültürel değerlerini tanıması, öğrenmesi çok önemliymiş. Bu durumda cevap Denizli oluyor. Şimdi arkadaşlar, yukarıdaki metinde kültürün değişkenliğinden söz edilmedi. Yine gençlerin kültürün değişken olması nedeniyle duyarsızlaştığından da söz edilmedi. Cevap Denizli. İkinci soru, parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Okuma her şeyden önce bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığı kazanmamış bir çocuğun kitap okumasını istemek onu zorlamak olur. Bu bakımdan daha okul öncesi dönemlerde çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak için okumaya belli saatler ayrılmalıdır. Bakın, okuma alışkanlığı kazandırmak için neler yapılabilir? Bunları cevaplıyor yazar. Mesela çocuklar yatağa girdikten sonra onlara kitap okumak çocukların bu alışkanlığı edinmelerini sağlayacak bir etkinlik olabilir. Güzel. Okula başladıktan sonra da bu sesli okumalara devam etmek çocukların okuma alışkanlığını besler, geliştirir. Sevgili öğrenciler, sizler de az önce gördünüz, duydunuz, okudunuz. Okuma alışkanlığını kazandıracak olan kişi anne ve babadır. Maalesef öğretmen değildir. Şimdi bakalım yukarıdaki metin hangi soruya cevap niteliğinde? Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak çok zor mudur? Bu sorunun cevabı yukarıda yok. Okuma alışkanlığı kazanmamış çocukların özelliklerinden de söz etmedik. Şimdi çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için neler yapılabilir sorusunun cevaplarını ben size ne yaptım? Az önce okudum arkadaşlar. Peki, cevap Ceyhan. Okul öncesi dönemde çocukların okuma yazmayı öğrenmesi doğru mudur? Bu da farklı bir soru. Demek ki arkadaşlar, okumaya belli saatler ayıracağız ve sesli okuma yapacağız. Bu şekilde okuma alışkanlığımızı yavaş yavaş kazanmış oluruz. Tabii ki önce bunu kim ayarlayacak? Anne ve baba ayarlayacak. Ah, o anne babalar yok mu? Çocukların düşmanları anne ve babalar. Üçüncü soru, parçanın konusu hangisidir? Parçada neyden, neden söz ediliyor? Selamlaşmak insanlar arası ilişkilerde çok önemlidir. Küçük bir selamın sıcaklığı insanlar arasındaki yabancılığı ortadan kaldırıverir ve eğer varsa soğukluğun buzdağını eritir. Vay anasını sayın seyirciler. Selam barış güvercinidir. Kanatlarını dilden kalbe doğru çırpar. Selamla gökyüzü genişler. Bulutlar daha bir mavileşir. Bir merhaba insandan insana seni tanıyor, varlığını kabul ediyorum mesajıdır. Evet, mesaj ne demek? Mesaj ileti demek arkadaşlar. Mesaj Fransızca bir kelimedir. Türkçesi ileti. Peki, yukarıda siz de duyduğunuz selamın önemi hakkında bize bilgiler veriliyor arkadaşlar. A seçeneği insanlar arasındaki yabancılık metnin konusu olmuyor. Selamlaşmanın önemi arkadaşlar, işte bu. Metinde selamlaşmanın önemi anlatılıyor. Cevap Bursa oluyor. Toplumun birbirinden uzaklaşması, yine günümüzde hoşgörünün azalması farklı konular oluyor. Günümüzdeki hoşgörünün azalmasına, yine toplumun birbirinden uzaklaşmasına, yine insanlar arasındaki yabancılığın azalmasına selamlaşma katkı sağlar. Zaten bu nedenle yukarıdaki metinde selamlaşmanın önemi anlatılıyor. O zaman benden size kocaman bir merhaba. Dördüncü soru, dörtlüğün ana duygusu hangisidir? Yani sen tek kelime ile şiiri bana özetle diyor. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık, biri benim biri de serseri kaldırımlar. Şair Necip Fazıl kısa kürek sokakta kaldırımlarda yürüyor. Yalnız sokakta kimse yok. İncin uykuda sokaklar bomboş. Bir şair var, bir de arkadaşlar kaldırımlar var. Serseri kaldırımlar var. Evet, zaten ne diyor şair?
İki yoldaş, arkadaş uyanık, biri benim, yani Necip Fazıl, diğeri de kaldırımlar. İnsanın uyanıklık özelliği kaldırımlara yüklenmiş kişileştirme söz sanatı var. Bu durumda Necip Fazıl yalnız mı oluyor arkadaşlar? Tabii ki yalnız oluyor. İncin top oynuyorsa sokakta, kimseler yok ise şairimiz yalnızlık duygusu ile çırpınmış arkadaşlar. Şiirinde yazmış kaldırımlar şiirini mutlaka okuyunuz. Beşinci soru, parçanın ana düşüncesi, ana fikri hangisidir? Parçadan çıkardığımız sonuç nedir? Bir köyün, kasabanın, şehrin evlerinden bir tanesi bizim için çok özeldir. Evet, arkadaşlar evler bizim için çok özelmiş. Özellikle çocukluğumuzu geçirdiğimiz evler bizim için çok özel. Orada açmışızdır gözümüzü dünyaya, orada ağlamış, orada gülmüşüzdür. Her karesinde bizden bir parça vardır. Penceredeki cama resimler çizmiş, perdeleri aralayıp odaya güneşi doldurmuşuzdur. Evet, demek ki bir evin özel olmasını sağlayan şey orada yaşadıklarımızdır arkadaşlar, anılarımızdır. Bu durumda cevap Adana oluyor. Bir evin özel olmasını sağlayan şey orada yaşanan anılardır, hatıralardır. Kimi zaman ağlamış, kimi zaman gülmüş, kimi zaman evin camlarına resimler çizmişiz. Sevgili öğrenciler, bu durumda anı biriktirmenizi öneriyorum. Soru 6. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? En etkileyici hatıralar çocukluk yıllarında yaşanan hatıralardır. İnsan çocuklukta hayal aleminde yaşar. İnsan ömrü boyunca hayal dünyasının etkisinden kurtulamaz. İnsan çocuklarına çocukluklarını doyasıya yaşatmak ister. Şimdi yaşantımızın en büyülü anıları hangi dönemde yaşanır diye sorulursa düşünmeden çocukluk döneminde derim. Bu durumda en etkileyici hatıralar çocukluk yıllarında yaşanan hatıralar olmuş oluyor. A'yı artımıza atalım. Çocukluk nasıl yaşandığı bilinmeyen bir rüya alemi. Sevgili öğrenciler, bu durumda insan çocuklukta hayal aleminde yaşıyor. Bir rüya alemi ise çocukluk, artımıza atalım. Neler olduğunu anlamadığımız bir sis bulutu, dünyayı tek elimizle kaldıracağımızı sandığımız bir masal dünyası, yani bir hayal alemi. İnsan kendi yaşayamasa da çocuklarına bu coşkulu zamanları doya doya yaşatmak ister. Bu durumda insan çocuklarına çocukluklarını doyasıya yaşatmak ister sonucu da çıkıyor yukarıdaki metinden. Bu durumda cevap Ceyhan, insan ömrü boyunca hayal dünyasının etkisinden kurtulamaz. Yukarıda sadece çocukluk döneminden söz edildi. Soru 7. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık hangisidir? Belli bir ahlak dersi vermek amacıyla oluşturulan hayvan hikayelerine fable denir. Fable'ın tanımı yapıldı. Fable'larda öğretici bir amaç güdülür. Gündelik hayatla ilgili dersler verilir. Okurlar bu dersi kolaylıkla anlar. Çünkü öğüt, nasihat fable'ın sonunda atasözü ya da özdeği şeklinde verilir. Fable'lar kısa hikayelerdir. Giriş, gelişme, sonuç ve ders bölümü olmak üzere 4 bölümden oluşur. Çocuklara tok gözlülük, yardımseverlik, özveri gibi iyi insan davranışları kazandırma amacı taşır. Bu yüzden fable'ların eğitici yanı güçlüdür. Sevgili öğrenciler, siz de gördünüz, duydunuz, okudunuz. Fable'ların özelliklerinden söz ettik. Evet, bu durumda cevap ne oluyor sevgili öğrenciler? B oluyor. Yukarıdaki metinde fable'ların özelliklerinden söz edilmiş oldu. Fable'ların belki de en iyi özelliği arkadaşlar eğitici olması, bunu unutmuyoruz. 8. Dizilerde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? Yavuz Bülent Bakiler'in güzel bir şiiri. Sivas'ta iplik iplik bir yağmurla ansızın birinci hüzünle başladı yine akşam. Bütün kuşlar döndü yuvalarına. Ya sen neredesin turnam? Şurada bir hüzün kelimesi geçiyor. Demek ki şair üzüntü duygusu içerisinde arkadaşlar. Hemen D'ye ok çekelim, artımıza atalım. Şairimiz üzgün. Neden üzgün? Çünkü sevdiği yanında yok arkadaşlar. Bütün kuşlar dönmüş bakın yuvalarına. Yani insanların sevdikleri dönmüş. Şairimizin sevdiği dönmemiş arkadaşlar. Bu arada şair sevdiğini turna kuşuna benzetmiş. Peki bu durumda şair sevdiğini özlem duyuyor. Artımıza atalım. Şimdi şairimizin sevdiği de gelmediği için şairimiz yalnızlık duygusu içinde. Bu durumda korku kaldı arkadaşlar. Yukarıdaki şiirde korku kelimesi bize ne kadar da uzak. Şairimizin sevdiği gelmemiş. Bu durumda şairimiz üzüntü ve yalnızlık duygusu içerisinde sevdiğine özlem duyuyor. 9. Parçada asıl anlatılmak istenen nedir? Parçanın ana fikri isteniyor bizden. Susuzluktan kırılan bir köpek suyun kenarına kadar gelip tam su içecekken kaçar. Bunu birkaç kez yapar. Köpek susamıştır ama suyun kenarına geldiğinde kendi yansımasını görüp korktuğu için su içmez. İçemez. Sonunda susuzluğa dayanamaz ve kendini suya atar. Suyun içindeyken kendi yansımasını görmediği için de kana kana su içer. Burada köpeğimiz kendi yansımasını suda görüyor. Artık susuzluğa dayanamadığı için suya atlıyor. Yani gereksiz korkularından kurtuluyor. Korkularından kurtulduğu için amacına ulaşmış oluyor. Yani susuzluğunu gidermiş oluyor.
A seçeneği benim açıklamamı özetliyor. Gereksiz korkulardan kurtulan insan amacına ulaşır. C seçeneğini işaretlemiş olanlar olabilir. Azimle çalışan kişinin başaramayacağı iş yoktur. Sevgili öğrenciler, C seçeneğinde azimden söz edildi. Tamam, azimle çalışan kişinin başaramayacağı iş yoktur ama korku kelimesi C seçeneğinden çıkmıyor. Köpeğimiz gereksiz bir korkuya sahip sevgili öğrenciler. Bu nedenle C seçeneği cevap olamıyor. Yine D seçeneğini işaretlemiş olanlar vardır. Kararsızlık insanı başarısızlığa sürükler. Yani köpek kararsız kaldı ve başarısız oldu diyebilirsiniz. Ama köpeğin korkusu var arkadaşlar. Yani insanın içinde beslediği gereksiz korkular bizim başarıya ulaşmamızı engelliyormuş. Bu nedenle gereksiz korkulardan kurtulan insan amacına ulaşır. 10. soru. Metinde fındık ağaçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş, hangisinden söz edilmemiştir? Ülkemizde yetiştirildiği yere, meyve vermeye başladığı zamana, yetiştirildiği toprağın özelliklerine, büyümesine esnasında bol yağış istediğine. Fındık ülkemizde en çok Karadeniz kıyılarında Giresun civarında yetiştirilir. Bu durumda A seçeneği çıkmış oluyor. Ülkemizde yetiştirildiği yer hakkında bilgi sahibi oldum. Şimdi ülkemizde yılda yaklaşık 70 ila 80 bin ton fındık elde edilir. Fındık ağacı hafif kumlu, killi, serin toprakları sever. Yani yetiştirildiği toprağın özelliklerinden söz etmiş oldum. Artımızı atalım. Fidanlar dikildikten 4-5 yıl sonra meyve vermeye başlarmış. Yani meyve vermeye başladığı zamana dair bilgi de öğrenmiş oldum. Bu durumda arkadaşlar A, B ve C seçeneği metinden çıkıyor. D seçeneği çıkamıyor. Büyümesi esnasında bol yağış istediğine dair bir bilgi yok ama büyümesi esnasında fındık arkadaşlar bol yağış ister. Soru 11. Parçada atasözleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş, hangisinden söz edilmemiştir? Doğruluğunun tecrübelere dayandığına, genellikle mecaz anlamda kullanıldığına, konu çeşitliliğinin çok fazla olduğuna, günlük hayatta sıklıkla kullanıldığına, atasözleri doğruluğu deneyimler sonucu kabul edilmiş, kim tarafından söylendiği belli olmayan ve halkın ortak malı olan sözlerdir. Bakın A seçeneği çıkıyor. Doğruluğunun tecrübelere dayandığını, atasözleri doğruluğu deneyimler sonucu kabul edilmiş cümlesinden çıkarmış oldum arkadaşlar. Devam edelim. Hemen hemen her konuyla ilgili bir atasözümüz bulunur. Bu durumda konu çeşitliliği fazla olmuş oluyor arkadaşlar. Artımızı atalım. Ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Atasözleri günlük yaşantımızda bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken örnek olarak da sık sık kullanılır. Evet, bakın. Sıkça kullanıldığına göre D seçeneği de çıkıyor. Günlük hayatta sıklıkla kullanıldığını öğrenmiş olduğum bu durumda arkadaşlar cevap Bursa. Genellikle mecaz anlamda kullanıldığına dair yukarıda bir bilgi yok. 12. soru. Parçada asıl atılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yani parçadan çıkaracağımız sonuç bizden isteniyor. Parçanın bize vermek istediği mesaj ana fikir cümlesi oluyor. Şehir medeniyettir. Şehir medeniyet ise medeniyette şehir demektir arkadaşlar. Medeniyet kavramı ile şehir anlamına gelen Medine sözcüğü arasında bir anlam bağlantısı vardır. Her medeniyet kendi şehrini yapar. Şehir de bağlı olduğu medeniyetin aynası olur. Bu durumda arkadaşlar şehir ve medeniyet iç içe girmiş oluyor. Hatta onun gelişmesine katkıda bulunur. Yani şehir medeniyeti geliştiriyor, medeniyet de şehri geliştiriyor sevgili öğrenciler. A'ya bakalım. Medeniyet ve şehir birbirini tamamlayan iki unsurmuş sevgili arkadaşlar. Bu durumda cevap Adana oluyor. Yani şehir ve medeniyet birbirini tamamlıyormuş. Biri gelişince aslında diğeri de gelişiyormuş. Şehirleşme arttıkça insanlar medeniyetten uzaklaşır diye bir düşünce yukarıdan çıkmaz. Medeni insanlar şehirleşme oranlarını artırır diye bir düşünce yine yukarıdan çıkmıyor. Yine her şehrin gelişimi kendine özgüdür düşüncesi yukarıdaki metinden çıkmıyor. Cevap Adana. Sevgili öğrenciler, sorularımız çok güzel sorular. Zaten bu sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım kavrama testleri. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarda bu soruların benzerini soruyor. Bu nedenle bu videoyu iyi izleyiniz, iyi dinleyiniz, soruları dikkatli bir şekilde çözünüz. Her zaman şunu söylüyorum, videomu buraya kadar izleyenler sınavda başarılı olacaktır. Sağlıklı günler dilerim.